Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda yaptığım alışverişimi göstereceğim. Kozmetik alışverişi. Neresinden başlasam bilemiyorum. Önce şu büyük parçaları bir aradan çıkaralım. İlk olarak şöyle BB Beauty'nin bukle belirginleştirici kremini almıştım. Yani çok fazla bir bukle belirginleştirmesini beklemiyordum tabii ki. Saçımı nemlendirmesini normal krem olarak kullanmak istemiştim aslında. Aynı zamanda hani buklelere de birazcık yardımı dokunursa iyi olur diye düşünmüştüm. Ama yapısını yani hiç sevmedim. Saçımı da bıraktı. Böyle yapış yapış bir şey bırakıyor. O yüzden 2-3 kere falan kullandım. Sonra bir daha kullanmadım. Yani hani çok da güzel bir şey değil. Urban Care'in bu biyotin ve kafein tonic spreyini aldım. Bunu bayağı kullanmışım. Şuraya falan gelmişim galiba. Aslında alalı çok fazla olmadı ama günde birkaç kere kullanmak gerekiyormuş. Aynı zamanda saçı yağlandırmıyor da. Benim saçlarım çok çabuk yağlanabilir böyle bir şeyde. Ama benim saçımı bile yağlandırmadı. Hani böyle bir kullandığımız bir yağ kadar etkili olduğunu, Dux'ın Super Gross falan kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Onda çünkü birkaç kere kullanımda anında gözle görülür bir fark oluyordu. Ama bunda öyle bir fark daha olmadı. Ha, dökülmeyi birazcık azalttı mı? Azalttı. Ama kullanımı çok kolay. O yüzden güzel. Ama fiyatı bence çok gereksiz pahalı. Ben 1-2 hafta önce falandı. Watson's'da 60 liraya düşmüştü. O zaman aldım. 60 liraya yani işte. Şu anda da gratis'te 67 lira falandı dün baktığımda. Yani 60 liradan daha fazla bir fiyata ben bunu almam. Ama güzel. Garnier'in bu güneş kreminden aldım. Bunu ben zaten şu anda kullanıyorum. Diğerinin içinde bayağı az kaldı. Bir ay falan oldu sanırım bunu alalı. E-shop'ta 130 liraya düşmüştü. Yani 200 ml'lik bir ürün ve 130 liraya yani çok iyi bence. Normalde vücut için olan bir güneş kremi ama ben bunu yüzüme kullanıyorum. Vücuduma da birkaç kere hani böyle mecbur kaldığımda kullandım ama vücuduma başka şeyler kullanıyorum. Onları göstereceğim. Yüzümde ben gayet beğeniyorum. Hani bir tık kalın olabilir yapısı ama yani çok sıcak havalar dışında gayet de kullanılır. Denizde de hep bunu kullandım. Gayet de güzeldi. Bir de bunun La Roche-Posay'ın bu şey fluid güneş kremine benzeyeni çıkmıştı. Onu da sipariş verdim. 75 liraya düşmüştü hepsi burada da. O daha gelmedi. Birkaç güne gelir büyük ihtimalle. Böyle hani baharda, kışın bunu kullanıyorum ben. Gayet de öneririm. Bu zaten Kardelen Yıldırım önerisi. Zaten burada göreceğiniz çoğu şey hani böyle Kardelen'den, Simge Serbest'ten başka birinden gördüğümü sanmıyorum. O ikisini izliyorum çünkü. Benzer'in bu vücut için olan güneş kremleri. Bu 30 SPF'li. Argan ve kakao yağı var içinde. Böyle güzel bir koku gerçekten yok. Denizde zaten sürekli girip çıktıkça zaten sürekli yenileyeceğimiz için 30 SPF'lik olsun dedim. 50 SPF'liği de normal şehir hayatında kullanırım diye düşündüm. İlk önce bunu almıştım. Bunu da beğendim ama bunun kokusu o kadar güzel ki. Ve bunlar 35 liraya falan düşmüştü. Bir ay oldu bunları alalı da. Dermaklin ayak kremini aldım. Bu da A101'e gelmişti. Ne kadardı bu? 10, 12 lira mıydı? 15 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Ve Johnson's Baby'nin bebek pudrası. Gerçekten bunu almam için Kardelen beni feci şekilde influence etti. Bunu Kardelen saçına kuru şampuan yerine kullanıyordu. Ve kuru şampuanların fiyatlarını şu anda görmüşsünüzdür. Birkaç tane böyle uygun fiyatlı kuru şampuan denedim. Ama hiçbiri Batiste değil yani. Ve Batiste'de o kadar para vermek gerçekten çok içimi acıtıyor. Vermek istemiyorum. Watson's'ın en son kendi markasını kullandım. Yani hani güzeldi ama çok fazla kokuyor ve kokuya karşı şeyim hassasiyetim olduğu için dayanamıyorum o kokuya. O Batiste'in orijinal olanının kokusu öyle şey olmadığı için onu kullanabiliyordum. Neyse bunu aynı zamanda Kardelen'de de Wet n Wild'ın şöyle kocaman bir loose powder var. Güya transparan ama böyle hafif sarımsı. Onun içine de bunu karıştırıyordu. Onun rengi koyu geldiği için. Ama dedim bende de o var ve bana da koyu geliyor. O yüzden kullanamıyordum ben onu. Dedim mantıklı bunu alayım. Zaten bu böyle 17-18 liraya falan düşmüştü. Saçımı bir kere falan kullandım sanırım. Ama saçım artık yağlı değil. Yağlı saçtan kurtuldum. Bunu ayrı bir video yaparım büyük ihtimalle. Orada anlatırım. O yüzden saçımda bir kere kullandım sadece. Onu da yani çok az kullandım. Yüzüme kullanıyorum. Ve tamamen karıştırınca çok da bir şeyini görmedim. Yani gayet güzel görünüyor. Hiçbir zararını görmedim.
Nivea'nın makyaj temizleme yağı. Bundan galiba bu dördüncü mü oluyor? Bir seneyi geçti. Bu yaz değil, önceki yaz ilk almıştım. Ben bundan çok memnunum. Fiyatı da bence gayet uygun. 40, 45, 50 liraya falan bulabiliyorsunuz Trendyol'da. Hepsi burada da falan. Mağazalara gelmiyor maalesef. Gratis'te, Watson's'ta falan yok. Rossmann'da önceden vardı ama o da hani çok pahalıya getiriyorlardı zaten. Ve en son gittiğimde sordum, gelmiyormuş uzun süredir. Bilmiyoruz dediler. Bunu kullanırken en sevdiğim şey yağlı his bırakmaması. Yani tabii ki su bazlı yine temizlik yapıyorum ama o hani böyle yağı temizlemeye çalışırken böyle deli gibi uğraşıyorsun falan ya. Bundan önce yani Simple'lı Ebru şey falan kullanıyorum. Onlardan hiç memnun değilmişim. Yani bunu kullandıktan sonra onu fark ettim. Fiyatı da uygun. Yapısı da çok güzel. Mavi olanında Hindistan cevizi yağı var. Bunda da makadamya yağı var. Bunda da aslında mineral yağ var. Ama mineral yağ herkesin cildine kötü gelecek diye bir şey yok. Ben de hiçbir kötü etkisi olmadı galiba. Açı birazcık değişmiş olabilir, kusura bakmayın. Bim'den şöyle makyaj süngerleri gelmişti. 6 tane var normalde içinde. 2 tanesi kirli olduğu için buraya koymadım. Şunlara bakar mısınız? Biri tost şeklinde, biri de ayıcık şeklinde. Çok tatlılar. Ve bayağı da yumuşaklar. Simge'nin videosunu izlemiştim. O böyle hani yani çok da şey değil falan demişti hani ıslattıktan sonra. Ama ben bunun kedi patili şeklinde olanı da kardeşim almıştı. Ondan denemiştim. O da çok, bilmiyorum, ben onu da çok beğenmiştim. Bunu da gayet beğendim. Bence gayet güzel. İyi bir şekilde ıslatınca büyüyor da. Hani böyle aşırı bir büyümesi yok ama büyüyor. Zaten bu haliyle de yumuşak, o yüzden güzel. Ve Kladerm'in kil maskeleri. Kil maskesi olarak uzun zamandır bunları kullanıyorum. 2 senedir falan bunları kullanıyorum. En son gittiğimde gratis'te indirimde 20 liraydı bu ve ben tabii ki de oradan almadım. Çünkü 9.75'e mi 9.90'a mı öyle bir şeye BİM'e geldi en son. BİM'e geldikçe ben böyle stopluyorum. Şu anda bir tane de açık var. Çok güzel kil maskeleri, ben çok beğeniyorum. Şu anda açıkta aloe vera'lı olanı var. En çok bu ikisini beğendim. Kolajenli ve narlı. İlk zaten narlıyı almıştım. Narlıyı zaten çok beğeniyorum. Aloe veralıyı pek beğenmedim. Zaten aloe vera böyle alerjen bir şey olduğu için onu tercih etmeyin derim. Ve Mara'nın şöyle tırnak bakım yağı. Buram buram sakız kokuyor ve çok güzel kokuyor. Ben de Dax'ın şu meşhur bir tane yağı var ya, ondan vardı. O da limonlu falan kokuyor. O da güzel ama yani bilmiyorum, ben bol bol kullanıyorum bunları. O yüzden bunu da A101'de 17 liraya gördüm. 17 liraya görünce aldım tabii ki. Yani ucu, diğer mağazalardan ne kadar olduğuna bakmadım ama 17 lira olmadığına eminim. Ve yine BİM'e aktüel olarak Makeover'ın dudak peelingi gelmişti. Bunu da Simge Serbest'te izledim. Aslında yani bunu gidip almak asla aklımda yoktu. Ama yani o kadar hani böyle onun hoşuna gitti ki dedim ki bu benim de hoşuma gider kesin. O yüzden aldım. Bu da 19,5 mu? Öyle bir şeydi. Bayağı da büyük bir şey. Bir daha gelirse BİM'e alın. Şunların kutularını bulamadım. Face Lab'ın C vitamini ile göz çevresi serumunu aldım. Telefonum çaldı, kesildi. Şuraya kadar falan da kullanmışım şu anda. Gayet güzel. C vitamini de güzel yani. Bir zararını görmedim. Bir yararını gördüm mü emin de değilim. Çünkü çok az kullandım gerçekten. Şu Be Beauty'nin organik serisinin göz kremini almıştım. Bu organik serisi değişti biliyorsunuz. Önceden keçi sütü falan bir şey, ölmez otu çiçeği falan öyle bir şeydi. Şimdi bunları güllü yaptılar. Keşke yapmasalardı. Onun yüz temizleme jelini ben çok seviyordum. Ama yani bayağı büyük bir şey, 25 milimlik bir göz kremi için bayağı büyük. Normalde göz kremi kullanmıyordum bayağıdır. İhtiyaç duymuyordum. Normalde nemlendiricimi hani göz altıma da getiriyordum. Ama göz altlarımda benim böyle egzama gibi ama bilmiyorum böyle hani soyuluyor, çok kuruyor. O yüzden bu ikisini aldım. Face Lab'ın böyle işte ikincisi 1 TL kampanyası falan zaten çok oluyor. Bakabilirsiniz bunlara. Bu da böyle 45 mi 42 mi öyle bir şeylere düşmüş. Bunu hani böyle daha çok gündüz kullanıyorum. Bunu da daha çok gece kullanıyorum. Ve o gözümün altındaki o şey geçti. Herbaderm'in renkli güneş kremi. Açık tonu. Bunu da Ayşe Çakar'dan gördüm. Açık tonu gerçekten açık bir renk diyordu. O yüzden ben de aldım. Bu da gratis'in internet sitesinde sadece var. İnternet sitesine özel. Yani hiçbir kapatıcılığı yok.
Yani sıfır. Ama yapısı falan hani güzel. Mavi ışıktan koruması, UVA, UVB falan filan. İçeriği falan da güzel. Ve Pure Beauty'nin BB kremini aldım. Hani bunlar gerçekten önceden çok ucuzdu. Ve bunun eski versiyonundan ben 4 tane falan bitirmiştim. Bir önceki değil, ondan önceki olanı. Ya rengini falan değiştirmişler. Yine de güzel rengi bu arada ama benim yüzümde bir tık koyulaştı maalesef. Çok beyazsa teniniz olmaz ama kapatıcılığı çok iyi. Eskiden SPF'i 42 idi, şu anda 50 yapmışlar. 30 milimlik küçük ama önceden de böyleydi zaten. 140 liraya aldım ben bu arada bunu indirimde. Ama şöyle bir kampanya vardı Watsons'tan. 300 liralık alışverişe daha sonrasında 100 liralık Watsons puan kartınıza tanımlanıyordu. O 100 puanlı da mesela bu ikisini aldım. Bunlar da Lovely'nin kapatıcıları. Bu likit kamuflaj kapatıcısının 06 numarasını aldım. Çünkü internetten baktım ben bunların rengine. 05 ve 06 birden daha açık renk. Bu daha sarı alt tonlu. 5 numarası da daha pembe alt tonlu. 5 numarası kalmamıştı. O yüzden bu 6 numarasını aldım. Bayağı sarı bir renk ama yüzümde dağıttığımda işte böyle sırıtmıyor yani. Gayet güzel. Bunu beğendim. Neyi beğenmedim? Yine Lovely'nin kamuflaj fondöteni. Neden beğenmediğimi söyleyeceğim. Bana ivory rengini verdiler ve ivory rengi en açık rengi değilmiş. Yüzüme ilk sürdüğümde yüzümle aynı renk gibi duruyor. Yok, değilmiş. Bakın. Nasıl koyu oldu. Ve bu yani 1,5-2 tona kadar koyulaşıyor. Çok oksitleniyor ve kapatıcılığı muhteşem. Ama yani böyle yüzümde tüp patlamış gibi oluyorum. O yüzden hiçbir anlam olmadı yani. Bu 50 liraydı. Kapatıcılığı 60 liraydı. Ve zaten bunlar indirime girmiyor. Bir de bu aydınlatıcı kalemi. Ya bu çok güzel. Kapatıcılığı çok az. Ama böyle aydınlık, bayağı nemli bir bitişi var. Ve de aydınlık güzel bir şey veriyor. Bu da 40 liraydı. Lovely'den gidiyorum. Bu glitter bazı. Bunu da Amber Serpel çok öneriyordu. Ondan görmüştüm. Bu da 40 liraydı. Bunu daha kullanmadım. Ama bilmiyorum, hani bunu gerçekten çok övüyorlar. O yüzden merak ediyorum bunu. Ama bunu açtıktan sonra 6 ay kullanım ömrü olduğu için sırf mıncıklamak için böyle açayım da bakayım yapmadım. Açmadım şu anda. Yine Lovely'den diyorum. Plum Pink Lip Gloss'ları. Plum Pink deyince siz ne anlıyorsunuz? Dolgunlaştırıcı. Ne demek? Dolgunlaştırıcı deyince içinde hani böyle nane kokulu falan, dudağı hafif yakan, güya işte böyle hani dolgunlaştıran bir şey beklersiniz ama alakası yok. Normal bir gloss yani bu. Sadece çok ışıltılı ve içinde nasıl bir yere sürdüysem. İçinde çok sim var. Yapısı bayağı kalın. Yani dudağınızda bayağı ağırlık hissediyorsunuz. Ama rengi ve bence ışıltısı yani çok güzel duruyor dudak. Yapışma hissi de yok. Ama büyük ihtimalle hani böyle bol bol süreyim ya da yarısını falan kullandıktan sonra, zaman geçtikten sonra büyük ihtimalle o ağdalaşma olur. O indirime girmişti bu arada. 42-43 liraya falan düşmüştü. Frudia'nın şöyle bir el kremini almıştım. Bu da 15 liraya düşmüştü. Yine Watson's puanım vardı. Yani sırf onu harcamak için aldım. Daha açmadım. Çantama atmalık kullanırım diye düşündüm. Şimdi geldik A101'den. Nivelin paletleri gelmişti A101'e. Ama yani çok salakça böyle. Yani ambalaj böyle duruyor. Hiçbir şekilde kapanmıyor. Ben kendim bant yapıştırdım buraya. Farlar çok güzel bu arada. Yani renkleri biraz saçma olabilir. Şu fosforlu pembe mesela ne alaka yani. Gereksiz bir renk. Ama şu ikisi gerçekten çok güzel. Pigmenti, duruş, kalıcılığı falan öyle diyeyim. Çok güzel. Hafif tuzluyor normal farlar gibi. 19,5 liraya gelmişti bu da. Bunu beğendim. Hani beğendim. Bu yine Nivelin. Bu da 19,5 liraydı. Bu da A101'den. Aydınlatıcı paleti. Şöyle açık rengi. Hafif bronz rengi ve pembe rengi. Mükemmel. Çok güzel. Hiç böyle bir şey gerçekten beklemiyordum. Nivel ben bu arada yani hiç kullanmadım. Biraz da ön yargılı olduğum bir markaydı. Gösteremedim şimdi denediğim fondötenin üstüne sürdüğüm için ama çok güzel ya, ben buna bayıldım. Bunu sadece birkaç kere kullandım ve herkes dedi ya yüzünde hangi aydınlatıcıyı sürdün, çok güzel duruyor falan dediler yani, gerçekten o kadar güzel. Sonra tabii ki herkes gibi ben de Beulis Fake It maskaranın kahverengi olanını aldım. Bu da 40 liraya düşmüştü.
Ya ben bu maskarayı beğenmedim. Çok fazla kirpikleri yapıştırıyor, aşırı yapıştırıyor. Şey yapıyorum, bitmiş rimelin fırçasını bunun içine sokuyorum. Onunla sürüyorum açıkçası. Daha doğrusu ilk önce bununla hani böyle ürünü bırakıyorum. Sonra hepsi yapış yapış oluyor. Sonra hemen diğerini bunun içine sokup onunla böyle tek tek ayırıyorum. O zaman çok güzel oluyor. Ama şöyle bir durum var. Bir kere ben bu rimeli sürmüştüm. Çok alakasız yani, böyle üstünden 3-5 saat geçmiş falan. Sonra böyle ağlıyordum ben. Ama böyle hı falan diye, böyle elimi sürerek falan değil. Normal böyle gözümden yaşlar akıyor, şöyle hı falan diye ağlıyorum. Ondan sonra gözüm aşırı yanıyor. Hemen telefonda elimde hemen şeyi açtım. Kamerayı açtım ve ne oluyor falan diye bir bakayım dedim. Bütün buralarımdan rimel gözümün içine dolmuş, sonrasında akıyor falan bütün. Ben böyle bir şey görmedim. Ondan sonra dedim ki daha bu rimel varken ben gözümde ağlamam. Geçenlerde yine bir arkadaşımla buluşmuştuk. Yine bunu sürmüştüm. Çok az sürmüştüm. Ona rağmen hafif gözlerim doldu. Çok az böyle hani birazcık ağladım. Anında yine gözlerim yanmaya başladı. Hemen benim bunları kurulamam lazım. Bununla ağlamayın. Bu kadar söylüyorum. Bununla ağlamayın sakın. Lovely'den kahverengi eyeliner. Ucu da şöyle fırça uçlu. Şu an şeyin üstüne sürdüğüm için olmadı. Bu eyeliner çok güzel. Ve ben bunu 30 liraya aldım. Biolisi falan bırakın. Gidin bunu alın. O kadar güzel. Pastelin bu likit aldığı artık herkeste var. 52 numarası. Bende bunun 54 numarası vardı. Kahve böyle bronzer'a benzer bir rengi vardı. Onu çok seviyordum ama pembe tonlarda Misha'nın aldığı olduğu için ben de bunu almamıştım. Ama bunu aldım artık. Ve bunu da iyi bir fiyat aldım ben ya. 20'li bir şeyler aldım ben. Bunu gratiste bir indirim olmuştu. Bunun rengi gerçekten çok güzel duruyor ya. Ve ben bunu geçenlerde dudağıma da böyle tint gibi denedim. Dudakta da çok güzel duruyor. Misha olmuyor bu arada ama bu oluyor dudakta. Gelelim Lighten fondötenine. Aydınlık görünüm veren fondöteniymiş. 122 True Beige rengi bendeki. Yani gerçekten Lovely de bu da beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu arada açı yine değiştirdim. Şu alttaki Lovely az önce sürmüştüm. Şu da üstteki Light. O kadar koyulaşacak ki birazdan 2-3 ton kadar koyulaşıyor. Bana bayağı koyu geldi ama ten rengine uyanını bulursan gerçekten güzel fondöten, beğendim. Yapısı falan güzel, kapatıcılığı da güzel ama renk. Yine Light'tan gidelim. Light'ın böyle bir aydınlatıcısını almıştım. 921 Crushed Pearl rengi bendeki. Ya bu bana koyu geldi. Çok saçma. Normal şampanya rengi bir aydınlatıcı gibi duruyor. Ama yüzüme sürüyorum. Bu yüzümde koyu duruyor. Aydınlık durmuyor, aydınlatmıyor kardeşim. Yani koyu duruyor. Ben bunu şey yapmadım yani. Esmer birinde çok güzel olabilir ama bu arada bu Lighten fondöteninde aşırı parfüm var sanırım. Bayağı kokuyor. Evet. Parfüm var ve son sırada da değil yani, bayağı ortalarda. Lighten ve Lovely'nin fondötenlerini silmedim. Şöyle bir nemlendirici göstereceğim. Beauty House'un Eve Shop'ta satılıyor bu. Bunu valla yani ucuza da almadım ya. 20 lira mıydı? 30 lira mıydı? Yani 300 milimlik kocaman. Dedim ki hani böyle %99 aloe vera jeller oluyor. Onun gibi bir şey. Karpuzlu yani. Güzel kokuyordur falan diye düşündüm. Bir şey yani, bu kadar kötü kokabilir mi ya? Çok kötü kokuyor ve çöp yani, kimse kullanmak istemiyor doğal olarak. Çünkü kokusu da öyle hemen gitmiyor. Bütün vücudun bu iğrenç şey kokuyor. Çok kötü bir kokusu var. Yani asla almayın bunu. Başka bir tane daha çeşidi vardı. O nasıl kokuyordur bilmiyorum ama bu karpuzluyu sakın almayın. Birkaç saat önce gelen kargomda Any Lady'nin böyle bir far paletini aldım. Bu 25 liraydı. Ve renklerine bakın. Şu çok güzel duruyor. Bunu daha yani mıncıklamadım ama yani kullanıp kullanmamayı geçtim. Şu şeyin tatlılığı çok güzel ya. Ben böyle bu renk glitter'a bir sevdam başladı galiba. Çünkü yine Wet n Wild'ın bu Bleach glitter'ını aldım. Instagram'a da bunun Reels'ını çekmiştim. Çok güzel. Ama baya jel bu ve her yere bulaşıyor. Dikkat edin. Sürerken parmaklarınızla sakın sürmeyin. Parmağımla sürdüğümde benim gözüme girdi. Ve yani her şeyi mahvettim. Ama fırçayla sürerseniz bir sıkıntı olmuyor. Tabii ki bir süre sonra şu katlanma bölgesine doluyor. Sabitlersiniz diyeceğim ama bunu neyle sabitleyeceksiniz? Ya yani niye sabitleyeceksiniz? Ama güzel yani. Bu 30 lira. Şu 25 lira. Bunu da deneyeceğim. Bu nasıl bilmiyorum yani. Böyle jel mi toz mu? Bir deneyelim.
Aa, çok garip. Yok, bu jel değil galiba. Bunu preslemişler sadece. Daha güzel. Glitter bazı almıştı. Onunla birlikte kullanırım. Bakın. Liked'ın fondötenin şu Love'deninki bu. Az önce sürdüğümde ne kadar açık görünüyordu. Şu anda bu pembe oldu. Bu da turuncu oldu zaten. Maskelere geçmek istiyorum. İlk olarak Dermakil'in bu ayak maskelerinden bahsetmek istiyorum. Meşhur bu herkesin denediği Kore markalarının işte çorap gibi giyiyorsun, sonrasında ayağın 3-4 gün sonra ayağın bütün derisi soyulmaya başlıyor falan. Bu da öyle mentollü bilmem ne falan bayağı. Bundan bir tane kullandım. Yani beğendim. Beğenmişim ki gittim iki tane daha aldım. Hemen A101'den aldım ben bunu ve 17 liraydı. Bulabilirseniz A101'de falan böyle 17 liraya 20 liraya falan kesinlikle alın, çok güzel. Çünkü Trendyol'da falan hani bu pahalı olan orijinali hangi markaydı hatırlamıyorum. Ama bu MJ Care mi öyle bir markanın Trendyol'da ona muadil olan, yani muadil olan 50 lira 60 lira falan böyle bir şeyler olmuş. Yani ne gerek var? Bu da gayet güzel. Aynı işlevi görüyor. BİM'e gelen şu maskeleri biliyorsunuzdur. Bunların hepsi 9.75'e geliyor. Ve ben BİM'e gittikçe bunları gördükçe böyle yedekliyorum yani. Snail olanını kullandım. Çok beğendim. Hyaluron olanını da kullandım. Bunu da çok beğendim. Seramit ve peptit olanını kullanmadım. Sisa olanını da kullanmadım. Bir de bu çeşidi var. Yine aynı markanın bu arada. Bunlar Kore malı olduğu için ben bunlara gözüm kapalı güvenirim zaten. Bundan da kullanmıştım. Bunun bu paketlemenin farklı bir versiyonunu kullandım ama bunlar çok güzel. 9.75'e maske işte. Daha ne istiyorsun? B Beauty'nin şöyle kağıt maskeleri bu üçlü şekilde satıyor. 15 liraya düşmüştü. Bunları denemedim daha ama komik olan kısmı yüzünüze taktığınız zaman böyle olması. Yani bunları çok merak ediyorum. Bunlarla ilgili bir video belki yapabiliriz. Çünkü şeyler de var bende. Watsons'ta bir marka var ya, onun böyle işte su samurlusu, pandalısı bilmem neresi falan maskeler var. Onlardan da var. Onları da deneyebiliriz. Bunları da deneyebiliriz. Böyle bilmiyorum, kağıt maskelerle ilgili bir şey yapabiliriz. Bu Beauty Girl Eve Shop'un markası. Ama A101'e geliyor bunlar. Beauty Girl. Bunun kağıt maskeleri gelmiş. Monday, Tuesday, Thursday ve Friday'ini almışım ben. Hani bilemiyorum. Bunlar çünkü Türk malı. Friday olanı hyaluronik asit ve salisilik asit içeriyormuş. Monday olanı vitamin bombasıymış. Tuesday olanı salatalık ve kalendula özü içeriyormuş. Ve de Thursday olanı da arı sütü ve propolis özlüymüş. Şu maskelerden, muzlu olanından Ramazan'da bir videomda bahsetmiştim. Bunlar Eve Shop'ta gratis de bir yer gibi böyle satılıyor bunlar. Ama 20 liraya satılıyor. Bunlar A101'e 9 liraya gelmişti. Ben bundan almıştım. Daha sonra kalmamış yani, bitmiş. Yok. Ondan sonra bir A101'e denk geldik kardeşimle ve baktım bunlardan var. Hepsini aldım oradakilerin. Mangolusunu aldım. Çileklisini aldım. Çileklisi birazcık riskli ama kuzenim şu muzlusunu benden görüp denemiş, çileklisini bir şey olmamıştı. Ona güvenerek aldım. İki tane avokadolu, Hindistan cevizli ve yine muzludan aldım. Çok beğenmiştim ben bunu ve fiyatı da çok uygun. Sonra yine benim yani yıllardır, 5-6 senedir çok sevdiğim kağıt maske Red Vine. Black Pearl'ü de seviyorum ama bu Red Vine'dan vazgeçemiyorum ben. Ve bunda indirimde 12 liraya mı öyle bir şey düşmüştü. O zaman almıştım. Ve artık bu marka nasıl okunuyor bilmiyorum. Şöyle yapmış diye yazılıyor. Artık ama okumak gibi bir derdimiz de kalmayacak. Bunlar gratis de satılıyordu ve gidiyor artık. Gitti yani. Son bitti. Artık yok. Bunlar kalkacağı için gratis'te indirime girmişti. İlk önce 7.25'e mi böyle bir şeye düşmüştü. Sonra 7.25 olup 3 al 2 öde oldu bilmem ne. Ben böyle gittikçe mağazalarda buldukça bunları stokladım. Bunlar çok güzel maskeler. Şu anda mağazalarda buluyorsanız alın onları, alın alın atın. Ve son olarak ojelerden bahsedeceğim. Flormar'ın Happy Color diye bir serisi gelmiş BİM'e. Bunlar 6,5 liraya gelmiş. Renkleri çok güzel. Opaklıkları çok güzel. Sadece bu fırça ne? Çok ince ve sürümü o yüzden çok zor. Ama renkleri falan, opaklığı, yapısı falan, renkleri her şeyi çok güzel. Fiyatı da uygun, 6,5 ama bu fırça saçma. Şeyin aynısı bu arada. Flormar'ın Full Color serisi var ya, onun fırçaları da böyleydi. Bununla aynı. Ulysses'in
ojelerinden aldım. Bayağı bir böyle işte indirimlere ek sepette bilmem kaç indirim falan filan bir şey olmuştu. 5,5 liraya geldi. Bunların böyle bu kadar azaldığına bakmayın. İşte takma tırnak anlatayım. Onları böyle kat kat glitterlı yapmak için bunları böyle deli gibi kullandım. Bundan ben bir tanesini bitirmek üzereyim. Şöyle dibinde kaldı. Artık alamıyorum. O yüzden tekrar aldım. Bu Galaxy. Bu Universe. Bu da gri olan oldu. Bu da Iridescence. 929 rengi. Bunun bu glitterları içinde görünen glitterlar tırnağa gelmiyor. Güzel değil. Ve de bu Icon, bu da Imagination rengi. Bunlar da güzel. Opaklıkları çok iyi değil maalesef. Kat kat sürmek gerekiyor. Bu da birazcık böyle tırnaklarıma kına yakmışım gibi görünüyor. Çok beğenmedim. Sonra yine Beauty Girl'e geldik. Beauty Girl dediğim gibi Eve Shop'un markası ama A101'e geliyor. Bunları da A101'den aldım. Eve Shop'un kendi mağazasında bunlar indirimde 13-14 liraya düşüyordu. Bunlar 8,5 lira A101'de. Şöyle iki tane glitterlı ojesini aldım. Bu 19 Glossy Pink. Bu da 47 Disco Ball. Şu oje çok güzel. Lila ışıltısı var. Bunu hani böyle top coat gibi istediğiniz bir renk ojenin üzerine sürebilirsiniz. Kendisinin öyle bir rengi yok. 21 Shiny White rengi. Ve de iki tane şöyle klasik. Bunların fırçaları da çok güzel. Opaklıkları da çok güzel. 14 numarası bu. Bu da 9 numarası. Fırçalarını da şöyle göstereyim. Yani gayet kalın güzel fırçaları var. Bunlar da dediğim gibi 8,5 liraydı. Ay inanır mısınız, bitti. Çok yoruldum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ben yoruldum gerçekten. Bunu nasıl editleyeceğim bilmiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. İnternetten almış olduğum ürünlerin linklerini de büyük ihtimalle aşağıya bırakırım. Oradan da ürünlere bakabilirsiniz. Şu anda güncel fiyatlarına bakabilirsiniz. Ben aldığım fiyatları söyledim ama fiyatlar sürekli değişiyor. Onlara aşağıdan bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa onları da yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.